41 arkadaşımız burada. Çoğunluğumuz vardır. Gündeme başlamadan önce iki tane Sayın Valimizden gelmiş gündem dışı teklif var. Birinci gündem dışı teklifi okutuyorum. İlgilenen mesle başkanlığına bilgi sayıcı yazıda idaremize ait olup ilgilenen mesleğin 07.10.2022 tarihinde 246 sayılı kararı ile 1 yıl süreyle Emirdağ İlçe Milliyetin Müdürlüğü'ne tahsil ile 03.URE.976 plakalı Renault Megane marka aracı tahsil süresinin dolması üzerine araç ihtiyacından dolayı tahsil süresinin yaratılması talep edilmektedir. 03.URE.976 plakalı Renault Megane marka otomobili sigorta, fendi muayene, bakım vanların giderleri, çalıştırma sorumluluğu, şoför temini, alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, trafik kazası, yerlerin hırsızlık olayları dahil tüm sorumluluğu imza İlçe Emniyetin Müdürlüğü'ne ait olması şartıyla tahsis süresinin uzatılması konusunda meclis gündeminde değerlendirilmesini rica ederim. İbrahim Güven Yiğitbaşı, Atatürk Kaleser Valisi. Evet, Emirdağ İlçe Milliyetinde bulunan 03URE976 plakalı Renault marka aracın tahsis süresinin uzatılması istenmiş. Bu gündem dışı teklifin eğitim, idari işler, plan bütçe, yatırım kararlar, araştırma, geliştirme komisyonuna, toplam 5 komisyona havale edilmesi gerekiyor. Söz almak isteyen, soru sormak isteyen yok. Oylamayı başlatıyorum. Okulan 5 komisyona hava edilmiştir arkadaşlar. İkinci gündem dışı teklifi okutuyorum. İlgilenen Meclisi Başkanlığı'na Kurucuğa ve Köyü Muhtarlığı'nın ilgili tarihli yazısında idaremiz çay bakım evinde akıl durumda bulunan kalorifer kazanını muhtarlık binasına kullanmak üzere köy muhtarlığına verilmesi talep edilmektedir. İdaremize ait çay bakım evinde akıl durumda bulunan kalorifer kazanının yüklenmesi, nakliyesi, montajı ve diğer masraflar muhtarlığa ait olması şartıyla Kurucu Hava Köyü Muhtarlığı'na verilmesi konusunun mevcut gündeme ve değerlendirmesini rica ederim. Kübra Güran Yiğit Kırşı Aslı Kalesi'ne var. Evet, değerli arkadaşlar, Kurucuoğlu Köyü Muhtarlığı yazı yazmış. Demiş ki, çay bakım evinde atıl durumda bulunan kalorifer kazanın muhtarlık binasında kullanılmak üzere köy muhtarlık verin demişler. Bu gündem teklifinde arkadaşlar, imar bayındırlık, plan bütçe, idari işler, yatırım kararlar, araştırma geliştirme komisyonuna havale edilmesi gerekiyor. 5 komisyon. Söz almak isteyen yok. Oylamayı başlatıyorum. Evet, 5 komisyon hava edilmiştir. Sayın Genel Sekreterim, bu Aydınlığımız şartıyla Kurucuoğlu Köyü Muhtarlığı'na verilmesi diyor. Verilmesi denince artık tahsis değil bu, bir daha gelmeyecek değil mi meclis gündeme? Ha, bir daha gelmeyecekti. Ben de onu söyleyecektim. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar, normal gündemimize başlıyoruz sanıyorum. Gündem dışılar bitti. Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi maddesine devam ediyoruz. Buyurun. Evet. Sultan Dağ diyor ki bizim demiş ki 85 bin lira Elcüben ödeneğimiz var. Kendi hakkımız olan ödeneğin. Sultan da bilin aktarmasını istiyoruz demiş. Komisyonlarımız da iki komisyon, plan bütçe, birlikler sorumlu göletler komisyonunda arkadaşlar bu işi uygun görmüş. 85 bin TL'nin aktarılmasını. Söz almak isteyen yok. Oylamayı başlatıyorum iki komisyon raporu için. Evet, raporlar kabul edilmiştir. Başka bir komisyon raporu okutuyorum. Genel Meclisi Başkanlığı'na komisyonumuza havale edilen önergede ilimiz Başmakçı İlçe Kaymakamlığı'nın yakıt alımında ve Akgeçili Köyü'nün parça taşı ihtiyacını kullanmak üzere 100 bin TL ödenek aktarılması istenmektedir. Söz konusu Başmakçı İlçe Kaymakamlığı'nın yakıt alımında ve Akgeçili Köyü'nün parka taşı ihtiyacını kullanmak üzere 2022 yılı yatırım programında Encümen Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan sermaye giderleri ödeneğinden 100 bin TL ödeneğin Başmakçı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne aktarılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Genel Meclisi takdirlerini aldığını, İmar ve Bayezid Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Yatırımlar ve Kararlar Takip Komisyonu karar. Evet, yine az önceki maddede olduğu gibi Başmakçı kendi ödeneklerinin 100 bin TL'sinin Başmakçı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne aktarılmasını istemiş. Plan bütçe, yatırım kararlar, imar baydırı komisyonlarımızla, üç komisyonumuzla bunu uygun görmüş.
söz almak isteyen, soru sormak isteyen var mı efendim? Yok, oylamayı başlatıyorum. 3 komisyon raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Son komisyon raporunu okutuyorum. Değerli başkanım. İl Genel Meclis Başkanlığı'na. Komisyonunuza havale edilen önergeyle 2022 yılı yatırım programında Encümen Birliği Kurumsal Kurulu altında Sandık İlçesi Mahalli İdare Birlikleri harcama kaleminde bulunan 515.787 TL ödeneği Sandık ve Köyler Hizmet Götürme Birliği'ne aktarılması istemektedir. Söz konusu 2022 yılı yatırım programında Encümen Birliği Kurumsal Kurulu altında Sandık İlçesi Mahalli İdare Birlikleri harcama kaleminde bulunan 515.787 TL ödeneği parke taşı döşeme işinde kullanmak üzere Sandık Köyler Hizmet Götürme Birliği'ne aktarılması komisyon üzerinden görülmüştür. Genel meclisin takdirlerine arz olunur. Genel bütçe komisyonu kararıdır. Hayır efendim, işte imza açın. Evet, 3 komisyonumuzun yani 3 görüşmemizdeki komisyon raporları da Encümen kodundaki her ilçenin kendi hakkına ait ödeneklerin aktarılmasını içeriyor. Şimdi de Plan Bütçe Komisyonumuzdan Sandıklı kendi bütçesinin 515.787 TL Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne aktarılmasını istemiş ve komisyonumuz da bunu uygun görmüş. Söz almak isteyen var mı efendim? Yok. Plan Bütçe Komisyon raporu için oylama işlemini başlatıyorum. Evet, İsmail Bey, Aktürk, Ömer Ali Keskin. Evet, raporlar kabul edilmiştir efendim. Değerli arkadaşlar, 9. birleşim yarın saat 10.30'da burada yapılacaktır diye ifade ediyorum. Necati Bey söz istiyor yarın için. Buyurun Necati Bey. Size de vereceğim. Başkan inşallah yarın öğle yemeğine basın dahil olmak üzere. Basın dahil olmak üzere. Evet. Evet, döner ikram edecek yarın. Emirdağ'dan döner getirdi fabrikadan. Yani hazır döner değil arkadaşlar. Döner burada pişecek. Yani döner olarak hazır da pişmemiş döner olarak söylüyorum. Ama şimdi öyle dersek, öğleyin dersek arkadaşlar beklemez bazıları öğleye kadar burada. Toplantı sonrası diyelim. 11.30 gibi falan olsun. Yani çünkü öğleyin dersek beklemeyebilirler. Arkadaşlarımıza duyururuz. Basın mensupları da duymuş oldu. Evet, Murat Orhan'a söz veriyorum arkadaşlar. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, saygıyla selam ediyorum. İl Genel Meclisimizin 420 köyü kapsayan görev tanımında çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşlarımızı ilgilendiren mazot gübre desteği, ubuvvet ve tarım desteği, tohum desteği, hayvansal ürünler ve buzağı desteği, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği süt fiyatları ve çiğ süt desteklemeleri adı altında yapılan ödemeler rotarlı olarak devam ediyor. Bu kapsamda enflasyon ve girdi maliyetleri göz önüne alındığında mevcut desteklemeler güncellenmediği için sektör emekçilerinin memnun olmadığını görüyoruz. Kendi iş konumuz olan hububat desteklemelerinde zirai stopaj kesintileri geçen yıl ton başı 40-60 TL iken hükümet destek olarak ton başı 100 TL veriyordu. Bu ahvalde üreticinin yarı yarıya bir geliri ve avantajı oluyor. Bugün geldiğimiz noktada artan fiyatlara istinaden arpada zirai stopajın ton başı 120-130 TL, buğdayda zirai stopaj vergisinin ton başı 150-160 TL bir kesintiye muhatap olduğunu görüyoruz. Hükümetin destek adı altında vermiş olduğu 100 TL güncellenmediği için vatandaşın aleyhinde ve zararına olan ama birçok sıkıntıları tetiklemiştir. Bu durumun kayıt dışı ekonomiyi özendirerek resmiyete dönüşmeyen şekliyle devlette stopaj, KDV ve gelir vergisinden mahrumiyeti olduğu görülecektir. Bu durum diğer bütün
destekleme talebelerinde benzer sıkıntıları göstereceği aşikar. Bu sorunun müzakeresi, çiftçilik ve hayvancılık yapan köylü vatandaşlarımızı bilgilendirme amaçlı İl Tarım Müdürlüğümüzün İl Genel Meclisimize davet edilerek açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, bir teşekkür ederiz. Tarım Müdürümüz bu sene mi gelmişti? Geçen ayın mı? Bize bilgilendirme yapmıştı. Geçen ayın mı gelmişti? Yani Afyon'daki ürünlerle ilgili, rekoltelerle ilgili ya da sorunlarla ilgili Tarım Müdürümüzün buraya gelmesini istiyorsunuz. Bir sosyal medyadan ya da başka şeyden ben de geçen yıl geldi hatırlıyorum da geçen yıl geldi diye hatırlıyorum. Öyle mi? Tamam bakalım bu sene gelmediyse geçen sene geldi tekrar çağırma bu sene geldiyse tekrar çağırmak da bilmiyorum nedenli fayda var. Şubat'ta mı gelmiş? Evet, Şubat ayında gelmiş arkadaşlar. 2023 görüşelim. Hayır, bilgilendirme yapsın. Çünkü Afyon'da hep gittiğimizde köylerde de bununla karşılaşıyoruz. Ya da içimizde sadece tarımla uğraşanlar var. Aynı zamanda başka iş yapıp yine tarımla uğraşanlar da var. Ya da tarımla uğraşanlarla alışveriş yapanlar var. O yüzden durumu çok iyi biliyorlar. Bu sene Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Afyon'umuzda da gittiğimizde köylerde ya da konuşmalarda şahit oluruz. Ya tarımla uğraşanlar Allah bereket versin, kazançlarını ziyadeleştirsin. Bu sene güzel kazançlar elde ettiler. Öyle duyuyoruz, öyle gözlemliyoruz. Tabii ben konunun yabancısı bir insanım ama konuşulanları size aktarmış oldum. Tabii burada Şener Bey var, Ahmet Çetin Bey var. Onlar da bu konuda bilgi verirler. Buyurun Şener Bey. Başkan, değerli meclis üyeleriniz, kıymetli genel sekreterim ve birim müdürlerimiz. Ben öncelikle rakamlar üzerinde net bir bilgi şu an elimizde olmasa da rötarlı şekilde tarımsal destek ödemelerinin devam ettiğine yönelik bir ifadeyi kabullenmediğimi beyan etmek isterim. Çünkü Tarım Bakanlığımız, hükümetimizin destek kapsamında 2023'te ödenecek destek ödemelerini mazot ve gübre alımları için kullanılmak üzere şu an çiftçilerimizin hesabına faiz oranlarını devletimiz, hükümetimiz üstlenme şartıyla yatırmış bulunmakta. Ziraat Bankası üzerinden kendilerine tanımlanmış kredi, mazot ve gübre alımları başta olmak üzere kullanılabilecek meblağlar peşinen yatırıldı. Bu şu anlama geliyor. Rötar değil, bilakis peşin ödemeyle erken ödeme kapsamında bir destekleme politikası izlenmekte. Ben bu düzeltmeyi yapmak istedim. Yani desteklemeden bir kısmı peşin ödendi diyorsunuz. Başkanım. Evet. Yani rötardan ziyade daha erken ödenmiş bir destekleme politikasına geçildi. Özellikle evet. Ana gider kaynağımız olan mazot ve gübreler için kullanılmak üzere vatandaşların, çiftçilerimizin hesaplamaya yatırılan meblağlar şu an kullanılmaya başlandı. Evet, Ahmet Çetin Bey'e söz vereceğim ben bir de bu konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu için. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, burada Murat Bey bayağı bir eleştiri yaptı ama eleştirilerin birçoğunda eksik ve yanlış bilgi veriyor ya da bilgi edinememedi burada. Sırf eleştirilmek için bunu söylüyor. Fakat bu yıl bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın da desteğiyle tarımda özellikle hiçbir memnun olmayan çiftçimiz yok. Sadece bu yıl serzenişte bulunan sahada küçük baş yetiştiricilerinin bir sıkıntısı var. Onda küçük baş hayvan sayımız 37 binden 58 bine çıktığı için. Milyona çıkmış evet. Evet, milyondan çıktığı için. Bu yıl şu an kart çalışmalarına devam ediliyor ve kartlar da çıkmak üzere zaten. Çiftçilerimiz 2023 yılında alacak oldukları desteklemeyi şu an bu ay itibariyle Kasım ve Aralık aylarında zaten alacaklar. Yani tarımda bir ramok arpa ve buğday götüren pazara çiftçi en az aldıysa 27 bin 30 bin lira para alır.
burada kendisi bizzat şahit, kendisi de tüccar zaten, alım yapıyor. Hem buradaki bu eleştiri yanlış, kesinlikle yanlış. Hiçbir memnun olmayan tarım çiftçimiz yok yani. Bu yıl çok memnun çiftçilerimiz. Evet. Bir de burada sizin söylediğiniz kendi iş kolumuzla ilgili de sana da söz vereceğim. Tarım sektörünün mevcut piyasa şartlarında ya da fiyat artışı pozisyonu itibariyle para kazanmalarıyla ilgili bir vurgulama yapmadık ki. Şimdi geçen yıl örnek veriyorum, 2500 lira olan arpa birim fiyatı ton başı bugün 6000 lira oldu, gayet güzel. Geçen sene 4-5 bin lira ton başı olan buğday fiyatı da şu anda 7500-8 bin lira oldu. Burası doğru. Ama normal şartlarda bizim burada eleştirmemiz gereken geçen sene 7 lira olan mazot 28 lira oldu. 150-200 lira olan gübre de 950 lira oldu arkadaşlar. Yani burada asıl maliyet bu sene olacak zaten. Tarım sektörünün maliyeti bu sene olacak. Dolayısıyla geçmiş yıldan gelen bir takım maliyet düşüklüğü ile ilgili bu artan fiyatlara göre vatandaş para kazandığı gibi gözüküyor. Ama asıl maliyet bu sene arkadaşlar. Dolayısıyla evet, biz burada fiyat artışlarına mukabil vatandaşın kazancından ziyade devletin bu artışlara endeksli olarak geçmiş yıllardan gelen destekleme fiyatlarıyla ilgili güncelleme yapmadığından bahsediyoruz. Bizim ifademiz bu. Ve kendi işimizle ilgili de özellikle örnek verdim. Stopajla ilgili, %2 stopajla ilgili 150 lira ton başı, devletin verdiği 100 lira. Dolayısıyla burada 50 lira vatandaş stopaj, zirai stopajını kestirdiği zaman zarar ediyor. Bununla ilgili bir örnek vererek söyledim ben. Diğer talemlerle de ilgili bir sıkıntı var. Bizim konuştuğumuz müzakere etmeye söylemek istediğim bir yani. Teşekkür ederim. Başkanım, ilk ifadesinde destekleme ödemelerinin rotarda olarak evet, yapıldığına dair evet, ifade kullandı. Evet, öyle söyledim. Ben de anlatmak istediğim noktada şu. Bizim çiftçi ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal kesime yönelik desteklerimizin 2023 yılında yatacak rakamlarının faizlerinin devletimiz, hükümetimiz tarafından sübvanse edilecek şekilde fiyat artışlarından etkilenmemesi için gider kalemlerinin özünü oluşturan mazot ve gübre desteklerinde kullanmak üzere hesaplarına tanımlanan kredilerin şu an yapmaya başladığını ve kart dağıtımının hala devam ettiğini söylüyorum. Ama özellikle rötarlı olan ifadesi yanlış bir ifadedir. Bu düzeltmeyi özellikle tamam, yapılmasını istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ahmet Bey'e sonra İrfan Bey'e ben kendim söz vereceğim. Bir deneyimini anlatacağım ona. Sayın Başkanım, evet, bu sene çiftçilerimiz para kazandı. Geçen seneki maliyetlere göre devletimizin, Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu, Tarım Bakanımızın açıklamış olduğu taban fiyatlarla para kazandı. Ama 2023 yılında taban fiyatları açıklanmadı. Üreticimiz, çiftçimiz ekmeğe devam etsin. Yani 2023 yılında da fiyatların ne olduğu belli değil. Belki de daha fazla, bundan daha fazla para kazanacak. Evet, şimdi sizin arkadaşlar, size muşahhas eski adıyla, yeni adıyla, yani gözde görülür, somut bir örnek vermesin İrfan Bey'e söz vereceğim. İrfan Bey hayatında öyle iki tane tarlası var biliyorum. Bir yerde 7 dekar, bir yerde 8 dekar tarlası var. Sulu tarım olan bir yerde 7 dekar bu sene Temmuz'da tohumunu ekti. Yani gübresi de Temmuz'da kullandı. Tohumunu da mazotunu da mazot kullanmadı da. Hasatını da 3 ayda aldı. Yani ekimi, dikimi, biçimi, işçi ücretleri 3 ay içerisinde gerçekleşti. 7 ayda ne gelir elde etti bir izah etsin. Buyur İrfan Bey. Sayın Başkanım. Salatalık ekti. Sayın Genel Müşteri Arkadaşlarım, Sayın Genel Sekreterim, masamızın ziyaretleri, kutlarımızı dediniz. Sayın Başkanım, söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Bizim Döğer kasabamızda 7 takar alanda turşu, konuşalım, salata ekimi yaptık. Allah bin gün bereket versin, 200 bin lirayı geçip para aldık. Bunun takriben 100 bin lirası net karımız var başkanım. Ya 100 bin masraba gitti, 3 ay içerisinde. 3 ay içerisinde. 7 takar yerden. 7 takar Sayın Başkanım. Bizim Ayazi bölgemiz konuşalım, turşun salata ekiminde Afyon'da ikinci sırada. İnşallah ekim gün geçtikçe çok. Yani çok Temmuz'da ektiniz. Haziran'da ektiniz. 1 Haziran'da ekiyoruz. Ekiyorsunuz. Ekim ayında, Ekim'in 15'inde falan sezon bitiyor. Sezon yani, bitiyor, 3,5 ayda. 3,5 ayda ama biz bunun 2 ayını toplayabiliyoruz.
yağ düşüyor, şey oluyor. Bu yüzden iki ay içerisinde de bu işçilik giderleri, şey giderleri düştükten sonra size 100 bin liraya geçtik bir para. Yani tüm gübre, efendim, işçi giderleri, evet, fidan giderler, neyse hepsi çıktıktan sonra net size 100 bin lira para verdi. 3,5 ayda iyi dekar yerden. Bu da dekar başına 15 bin lira gibi aşağı yukarı bir gelirdir ki arkadaşlar, güzel bir şey. İnşallah sana yer ikimiz daha çok arkadaşlar. Evet. Tabii daha çok destek verilmesi lazım. Murat Bey de bu konuda belki bir talebi dile getiriyor olabilir arkadaşlar. Tarıma, hayvancılığa daha çok destek verilmesi lazım. Ahmet Bey de ifade etti. Şu an küçük baş, kısmen büyük baş dışında da genelde sektörümüz iyi gidiyor maşallah. İnşallah orada da hükümetimizin Ankara'nın gerekli tedbirler alacağına biz de inanıyoruz, güveniyoruz. Yarın 9. birleşimde buluşmak üzere herkese efendim hayırlı günler diliyorum.